Otoparkın kapanması, esnaf arkadaşlarımızın serzenişi var. Daha bunlar iyi günlerimiz. Side'deki trafikle, giriş çıkışla ilgili yaşayacağımız kaygıların, sorunların iyi günleri. Bu artarak devam edecek. Sorun daha büyüyerek bir kar tanesi gibi koca çığa dönüşecek. Side'nin kapısında bir sürü kavganın, mücadelenin, dövüşün olduğunu göreceğiz. Bunu dilemiyoruz. Side'ye yakışmayacak tablolar yaşanacak. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Arkadaşlarımızla beraber sizlerden de aldığımız belli telkinlerle bir çalışma yapmaya çalıştık. Ve bu çalışmamızı kaymakamlık nezdinde, jandarma komutanı nezdinde oturduk paylaştık. Ve onlar da aynı düşünceye dahil oldular. Ve bununla ilgili, bu çalışmayla ilgili Ulaştırma Dairesi'ne, Antalya'ya, biliyorsunuz ulaştırma süreçlerinin olurlarını, kararlarını veren Antalya Büyükşehir'e ait Ulaştırma Daire Başkanlığı. Göreve geldiğim an itibariyle SİDE ile ilgili söylüyorum. Kapının sağındaki, yukarıdaki büyük otoparkın kapatılması yönünde resmi bana en az 20 kere bakanlık nezdinde, kurul nezdinde ve müze nezdinde yazılar yazılmış. Biz de direndik. Yasanın önünde direnmeye gayret ettik. O otopark kapandığı takdirde alternatif yok. SİDE tıkanır, SİDE zarar görür diyerek bugüne kadar direndik. Ama en son noktada orayı bize kapattırabilmek adına vergi dairesini devreye soktular. Vergi dairesi geldi, orada tespitlerini yaptı. Geriye yönelik bize akıllara zarar bir ödeme emri çıkardı. Yasal olmadan burayı çalıştırıyorsun. İşgalcisin. Burada çalışamazsın. Burayı işletemezsin diye önümüze tutanaklarla geldiler. Ve en son noktada da biz de dedik ki madem öyleyse yasal sorun yaşar hale geldik kapatalım. Kapatırmak istenmesinin gerekçesi neydi? Orası kazı alanı. Kazı alanı gerekçesiyle kapattırıldı. Arkasından onun karşısında bir özel yapının işlettiği, genelde esnaflarımızın kullandığı özel bir otopark var. Tiyatronun altında biliyorsunuz. Oranın da özellikle Turizm İl Müdürlüğü'nün bize resmi yazı yazmasıyla ve şahsıma bizzat telefon açmasıyla burayı kapat, kapatmazsan başın derde girer demesiyle biz orayı da kapattık arkadaşlar. Ruhsatsız olması hasabıyla. İsteyerek mi kapattık? Hayır değil. Doğru, ruhsatsızdı. SİDE'de başka seçenek yok, alternatif yok. Esnafın arabasını koyacağı, SİDE'ye anlık gelip yemek yiyecek, ziyaret edecek insanın araçlarını konuşlandırabileceği bir yer yok. Bu sefer B plan olarak ne düşündük? Gelen insanlarımız bir saat yoğun sezonda, bir saatte kapıya kadar gelecek. Kapıda sağa gidemeyecek, sola gidemeyecek. Önünde bir SİDE kapalı kapı, oradan dönmesi 10 dakika, geriye tekrar çıkması küfrederek 1 saat arkadaşlar. 1 saat. Madem bize kapattırıyorsunuz buraları, o zaman bizim jandarma ile beraber kontrollü girişi sağlayabilmemiz için nizamiyemizi, ikinci bir nizamiyemizi büyük garajın girişine alalım. Anadolu Türkiye Evi'nden bu tarafa olan banda, daha önce de kestiğimiz banda bir nizamiye kuralım. Ve tıkandığı an oradan kontrollü bir şekilde sevkiyatını sağlayabilelim diye kurula bir önerge verdi. Kaymakamlık, jandarma ve belediye. Maalesef ona da olur alamadık. Olur alamadık. Gerekçe ne? Gerekçe yok. Bunu bize eğer yapabilseydik, büyük terminalimizi yeniden düzenleyelim. Aydınlatmasını, kamera sistemini kuralım ve bunu ben ilk gündeme getirdiğim an itibariyle 4 ay geçti. Bu 4 ay süreçte de ben toplu taşıma araçlarımı alayım. Daha modern, engellilerini de, engelli araçlarını da taşıyabilecek toplu taşıma araç ihalemi yapayım. Ya kiralayayım ya alayım. Aracım 2 tane, iptidai koşulda araçla taşıyorum. Oraya uygun araçlar değil, toplu taşımaya uygun araçlar alayım. Ama öncelikle bunları yapabilmem için kurulun buna Ulaştırma Dairesi'nin olur vermesi lazım o nizamiyeye. Oradan da ben çok cüzi, hatta ve hatta gerekirse ücretsiz taşıyayım toplu taşımayı diye önerilerde bulun. Önemli olan bu tıkanıklığın önüne geçebilmek. Bu tıkanıklığın önüne geçebilmenin de tek formülüdür bu. We'll be right back.